Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Sevgili arkadaşlar, sıfat tamlamasında mutlaka bir sıfat ve bir isim bir arada kullanılacak. Dolayısıyla sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır diyebiliyoruz. A kültürel değişim kuşaklar arasında çatışma oluşturuyor demiş. Burada arkadaşlar kültürel değişim bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl değişim? Kültürel değişim. Sıfat ve isim bir araya gelerek sıfat tamlamasını oluşturdu. Diyor ki bize insanlar sorunlarına gerçekçi çözümler aramalıdır. Nasıl çözümler aramalıdır? Gerçekçi çözümler aramalıdır. Sıfat ve isim sıfat tanımasını oluşturdu bir araya gelerek. Yazar bu eserinde insan psikolojisini anlatıyor cümlesinde hangi eserinde bu eserinde diyerek işaret sıfatı kendinden sonra gelen ismi belirtti. Dolayısıyla sıfat tanıması yaptı. D'de kısa zaman içinde yeni kitabını tamamladı cümlesinde bir kısa zaman derken burada bir sıfat tamlaması. Bir de arkadaşlar yeni kitap derken yeni sözcüğü kitap ismini niteledi. Sıfat tamlaması yaptı. Bu yüzden bizim için bu cümlede iki tane sıfat tamlaması vardır diyebiliriz. E seçeneğine baktığımızda bir sıfat tamlaması göremiyoruz. Deneme sınavında soruları yanlış cevaplamış derken sıfat tamlaması yok. Bir isim tamlaması var. Deneme sınavı belirtisiz. İsim tamlamasıdır sevgili arkadaşlar. Ama biz sıfat tamlamasını aradığımız için E seçeneğinde sıfat tamlaması yoktur diyebiliriz. Cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A uzak, çok uzak şimdi ışıkların çocuk sesinden gül ve sarmaşıktan. Sevgili arkadaşlar bu dizede Çocuk sesi bizim için bir belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla A'da bir isim tamlaması vardır. B'de çırpınır göğsünün içinde kalbi bir yaşlı ağaca sinen kuş gibi demiş. Göğsünün içi yine bir isim tamlamasıdır ve belirtili isim tamlamasıdır ayrıca diyebiliriz rahatlıkla. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü demiş. Yılların seli bir belirtili isim tamlamasıdır saçının teli araya başka kelimeler girse de bir isim tamlamasıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla A'yı, B'yi, C'yi rahatlıkla isim tamlaması olduğu için eleyebiliriz. Peki D'ye baktık. "Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi." demiş. Bu dizeyi hatırlıyoruz değil mi şarkıdan Sezen Burada arkadaşlar bir isim tamlaması yok, sıfat tamlaması var bol bol. İşte nasıl hayat hiç tükenmez hayat şeklinde cevap verebilir. Nasıl ilkbahar? Kırlara yayılan ilkbahar diye. Burada bol bol sıfat tamlaması var. Ama kesinlikle bizden istediği isim tamlaması yok sevgili arkadaşlar. O yüzden cevap D görünecek. E'ye de bakalım onu da kontrol edelim. E'de de diyor ki kalbin her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş vardı. Evet burada da göğsümün içi yine bizim için bir belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü tamlayan da tamlanan da isimdir. Dolayısıyla isim tamlaması vardır diyebiliriz. E seçeneğinde de ama dediğimiz gibi D seçeneğinde sevgili arkadaşlar bir isim tamlaması yoktur. Cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır? Sevgili arkadaşlar bizim tamlamamızın unsurları tamlayan ve tamlanandı. Diyor ki tamlayan olan sözcük düşebilir. Hangi durumda düşüyordu arkadaşlar? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların şeklinde eğer bir tamlayan varsa bunu genelde düşürüyorduk, söylemiyorduk. Çünkü tamlanandaki eklerden bunların kime ait olduğu belli oluyordu. Şimdi buna bakalım hangisine düşmüş. Senin de saçların tarumar olur derken bakın burada senin saçların bir isim tamlamasıdır. Tamlayan yerinde duruyor, düşmemiş. Aldan matalihin pembe rengine demiş. Talihin rengi sevgili arkadaşlar isim tamlamasıdır. E talihin tamlayanı da yerinde duruyor. Böyledir kanunu kahpe dünyanın demiş. Gördüğünüz gibi damar damar üstüne dizeler gerçekten tam böyle Orhan Gencebay Müslüm Gürses kıvamında. Diyor ki Dünyanın kanunu böyledir aslında tabi burada tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş bunu görmeniz gerekiyor ama ne olursa olsun dünyanın tamlayandır e, duruyor mu yerinde duruyor düşmemiş tamam o zaman C'yi deledik 4 mevsim içinde bir bahar olur demiş mevsim içi arkadaşlar bizim isim tamlamamızdır. E, tamlayan da duruyor yerinde. Mevsim tamlayan. Dolayısıyla A'da, B'de, C'de, D'de evet isim tamlaması var. Ama tamlayanlar düşmemiş duruyor. İşte geldi cevap E'de görünüyor. Hayatın uzun bir intizar olur derken hayatın demiş sadece arkadaşlar. Hayat kime ait peki? Bu hayat kime ait? Ben şuradaki ekten anlıyorum ki bu hayat aslında senin değil mi? Senin tamlayanı dikkat ederseniz ne yapmış burada? Söylenmemiş düşmüş. İşte tamlayanı düşmüş bir at tamlaması. E seçeneğinde var sevgili arkadaşlar. Cevap E. Zamirler bir adla birlikte tamlama kurarlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kuralı örneklendirir? A. Şu elbiseyi beğenirsen onu sana doğum gününde almak istiyorum. Sevgili arkadaşlar cümlede bir isim tamlaması var. Doğum günü evet bir isim tamlamasıdır. Ancak dikkat edersek doğum günü tamlamasında tamlayan da tamlanan da zamir değil. Dolayısıyla cevap A olamaz. Evet bu cümlede zamir var. Onu, sana bunlar bizim için kesinlikle zamirdir ama tamlama içinde geçmiyor o yüzden her gördüğümüz zamiri ya da her gördüğümüz at tamlamasını düşünemeyiz İki bilgiyi birleştirmemiz istiyor bizden tamlayan ya da tamlanan ya da ikisi birden zamir olan birisinin tamlaması arayacağız o yüzden A gitti tabloyu büyük salondaki panoyu asmışlar Orada görebilirsin cümlesinde arkadaşlar bir kere bir isim tamlaması yok. Dolayısıyla ben, bizim bu cümleyi incelememiz bile gereksiz. Ama evet bu cümlede bir zamir var mı? Var. Bakın orada kelimesi bir işaret zamirdir ama tamlama içinde bir unsur değil. Yani tamlayan ya da tamlanan değil. O yüzden B'yi de eliyorum. C'ye baktım. Herkesin sorunu bu toplantıda ele alınıp tek tek görüşüldü cümlesinde bizden istediği ifade doğrudan var sevgili arkadaşlar. Herkesin sorunu sorunu şurayı yanlış alalım. Aldık pardon. Herkesin sorunu bir isim tamlamasıdır. Ve bu isim tamlamasında herkes kelimesi arkadaşlar bir belgesiz zamirdir. Dolayısıyla zamir gördüğünüz gibi at tamlamasının unsurlarından bir yani tamlayan O yüzden cevap C görünüyor diğer seçenekleri de görelim emin olalım elindeki masanın üzerine bırakırsan ben oradan alırım elindeki ne diyelim de şurada bir eksiklik olmuş Elimdekini masanın üzerine bırakırsam ben oradan alırım. Şimdi cümlede arkadaşlar masanın üzeri bir belirtili isim tamlamasıdır. Ancak bu belirtili isim tamlamasını dikkat edersek hiçbir unsuru zamir değil. O yüzden bu cümleyi inceleyemeyiz ama evet bu cümlede ben, oradan diye zamirler var ama tamlama içinde geçmiyor. O yüzden D'de gider. Bu kitapları kütüphaneden yeni aldım. Okuyunca sana vereyim mi cümlesinde yine bir sevgili arkadaşlar isim tamlaması yok. Dolayısıyla bu cümleyi incelememiz bile gereksiz. Ama baktığımızda zamir var mı? Var. Sana kelimesi gördüğünüz gibi bir kişi zamiridir. Herhangi bir tamlama içinde geçmiyor. O yüzden cümleyi incelemeye gerek yok. O halde bizden istediği bilgi C'de verilen herkesin sorunu tamlamasıydı. Zamir olan herkes kelimesi isim tamlamasının içinde geçiyordu. Bu yüzden cevap C aşağıdaki altı çizili tamlamaların hangisinde tamlayan tamlanının neden yapıldığını belirtmektedir. Sevgili arkadaşlar tamlanının neyden yapıldığını bildiriyor diyorsa burada ham maddesini bulmak zorundayız. Yani yoksa neden niçin anlamında değil? Soru kökü çok güzeldir bu tarz e, tamlamalarda mutlaka sorulur. Ham maddesini bulacaksınız diyor. Şimdi baktık sırma saç derken arkadaşlar sırma saçın sırmadan yapıldığını bildirmez. Sırma burada bir nesne ona benzetiyor. Dolayısıyla burada benzetme ilişkisi var. Ham madde ilişkisi yok. Tahta barakalar derken barakanın evet sevgili arkadaşlar ta tahtadan yapıldığını yani ham maddesinin tahta olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizden istediği cevap B'de geldi. Ucuz ayakkabılar derken ayakkabı ucuzdan yapılmıyor. Ayakkabının durumunu söylüyor, niteliğini söylüyor. Dolayısıyla burada da ham madde ilişkisi yok. Üstün zekalı çocukların derken çocukların üstün zekadan yapıldığını söyleyemeyiz. Burada çocukların üstün zekalı olma durumuyla ilgili bilgi veriyor. Yani niteliğiyle ilgili, durumuyla ilgili bilgi veriyor. O yüzden D'de gitti. E'ye baktık. Çoban salatası derken salata çobandan yapılmıyor. Değil mi? Çobanların yediği salata gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla tür bildiriyor. Yani çoban salatası, mevsim salatası gibi burada tür bildirme, özellik bildirme durumu var. Dolayısıyla ham madde ilişkisi neden yapılma durumu belirtilmiyor. O yüzden cevap B. Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine. Bu dizedeki altı çizili tamlamanın benzeri aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Sevgili arkadaşlar bu dizedeki hayal iklimleri bizim için belirtisiz isim tamlamasıdır. İki ismin birleşimiyle oluşmuş ve sadece dikkat ederseniz tamlananın ek aldığı bir belirtisiz isim tamlaması var. Ne iklimleri Hayal iklimleri diye bana cevap veriyor. Dolayısıyla seçeneklerden belirtisiz isim tamlamasını bulmalıyız. Sevgilim güvenme güzelliğine senin de saçların tarumar olur derken burada belirtisiz değil, belirtili isim tamlaması var. Senin saçların derken sevgili arkadaşlar kime ait olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla burada belirtili isim tamlaması var. Bizim istediğimiz cevap bu değil. Seni su kuyusuna benzetirlerdi. Kış günü sıcaktın. Yaz günü serin. Evet burada üç tane belirtisiz isim tamlaması var. Aynen arkadaşlar öncülde verildiği gibi. Su kıyısı, kış günü, yaz günü derken dikkat ederseniz sadece tamlana ne kalmış? Üç tane belirtisiz isim tamlaması var. Cevap geldi aslında B görünüyor. Ama diğer cümleleri de inceleyelim. Hani o bırakıp giderken seni bir öksüz bu öksüz tavrını takmayacaktın derken burada arkadaşlar bir isim tamlaması yok. Burada nasıl tavır öksüz tavır bu tavır şeklinde ne yapıyor aslında sıfat tamlamaları kullanıyor. O yüzden C gitti. Ne şerefli bir adı var ne de büyük maksadı var derken yine sıfat tamlamaları var. Çünkü ad ismi şerefli at bir at nasıl maksat büyük maksat şeklinde sıfatlarını nitelenmiş isimler var. Dolayısıyla burada sıfat tamlamaları var. E'ye de bakalım iyice emin olalım. Bu bir ışıktı yanardı gecelerde, akşam çiçekler uykuya yattı cümlesinde dizelerinde bir ışıktı. Bir ışık belirtme sıfatıdır. Yani isimle birleşen bir sıfat var. Sıfat tamlaması yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar E'de de belirtisiz isim tamlaması yok. Eminiz. Cevap kesinlikle 3 tane belirtisiz isim tamlaması yer aldığı için öncüldeki tamlamayla özdeş, benzer tamlamaları içermiş B seçeneğidir. Belirtili at tamlamalarında tamlayan eki -ın, in, -in yerine -den durum eki de kullanılabilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayan eki yerine -den durum eki kullanılabilir? O halde yapacağımız şey şu arkadaşlar. Cümlede gördüğümüz tamlayan eki olan ın in yerine dan deni getireceğiz. Cümleyi okuyacağız. Hangisinde oluyorsa gidip onu işaretleyeceğiz. Çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir cümlesinde geleceğimizin güvencesi geleceğimizden güvencesidir olmuyor. Dolayısıyla buradaki ın in, in yerine dan getiremiyoruz. Ahmetlerin evi bizden iki sokak ötede Ahmetlerden evi bizden iki sokak ötede olmuyor. Dolayısıyla her gördüğümüz ın in, in yerine tamlayan iki yerine dandeni getiremiyoruz gördüğünüz gibi. Olan var olmayan var. Dolayısıyla olmayanları eleyip olanın peşine gidiyoruz. 3. Yemeğin arkasına kestiğimiz kavunların biri çok Bozuk çıktı. Şimdi yemeğin arkasına derken yemeğin arkası burada bir tabii ki tamlayan eki var. Yemekten arkası olmuyor. Dandan ekini buraya getiremiyoruz ama dikkat, kavunların biri demiş kavunlardan biri bozuk çıktı oluyor. Dolayısıyla dandan ekini getirebiliyoruz ki bu aslında şöyle dandan eki inin yerine ne zaman gelir? tamlanan durumundaki unsur arkadaşlar bir zamirse özellikle belgesiz zamirse olur. Dolayısıyla buradaki ifadeyi karşılıyor cevap bu yüzden geldi. Dostlarımızın sorunları sadece onları değil bize de üzer derken dostlarımızın sorunları dostlarımızdan sorunları olmuyor. dan yine getiremiyoruz. Herkesle yarın yapılacak düğünün telaşı sardı. Düğünden telaşı olmuyor. Dolayısıyla bu da gidiyor. Cevap C Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü farklıdır? Sevgili arkadaşlar tamlamalardan hangisinin türü farklıdır diye soruyorsa önce isim tamlaması ve sıfat tamlaması ayrımı yapmalıyız. Eğer dördü isim tamlaması bir sıfat tamlamasıysa farklı olan sıfat tamlamasıdır ya da tam tersidir. Ama baktık hepsi isim tamlamasıysa o zaman bunların içindeki üç isim tamlamasını ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Yani belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olup olmadığına bakmalıyız. Yani altı çizili ifadelere göre bakacağımız tamlamayı belirliyoruz. Bir de diyor ki turşuluk biber sadece altı çizili tamlamayı okumamız yeterli. Şimdi arkadaşlar nasıl sorusuna cevap verdiğinde turşuluk kelimesi biber ismini niteliyor. Dolayısıyla bir sıfat bir isim bir araya gelerek sıfat tamlaması oluşturmuş. Mutluluk yolu derken nasıl yolu değil ne yolu sorusuna burayı cevap alarak ilerlemeliyiz. Çünkü mutluluk sevgili arkadaşlar bir isimdir. Ne yolu mutluluk yolu derken burada bir İsim tamlaması var. Daha da detaya inecek olursak belirtisiz isim tamlaması var. Şimdi ikisi farklı. Bir ve iki farklı. Dikkat edersek üç aslında cevabı çıkaracak. Yazlık evlerinde derken nasıl evlerinde arkadaşlar? Yazlık evlerinde evlerin gördüğünüz gibi nitelendiğini gördük. Yazlık sözcüğüyle. Dolayısıyla bir sıfat ve bir isim bir araya gelerek sıfat tamlamasını oluşturdu. O zaman cevap aslında geldi. Yani cevap B görünüyor. Ama diğerlerini de görelim. Kışlık salçalar derken nasıl salçalar sorusuna cevap veriyor. Yine bir sıfat ve bir isim bir araya gelerek sıfat tamlaması yaptı. Nasıl işler günlük işler sıfat tamlaması yaptı. Burada aslında sizden aslında şu bilgiyi de öğrenmenizi istiyor. Lıklık ekini alan kelimeler arkadaşlar kimi zaman cümlede sıfat olabilir. Kimi zaman da cümlede isim olabilir. Bu bilgiyi de heybenize atarsanız iyi olur her zaman lık lık sıfat yapmıyor. Gördüğünüz gibi mutludan mutluluk şeklinde bir isim de yapıyor. Bunu da öğrenmenizi istiyoruz sizden ayrıca. Çok güzel soru. O halde 4 tane sıfat tamlaması, 1 tane isim tamlaması vardı. Farklı olan 2 cevap B. Ad tamlamalarında tamlayan tamlanan arasında farklı anlam ilgileri bulunur. Dikkat artık Belirtili, belirtisi, zincirleme, sıfat falan bunlara bakmayacağız. Anlam ilgilerine bakacağız. Tamlayan ve tamlanan arasında. Aşağıdaki tamlamaların hangisindeki tamlayan ve tamlanan ilişkisi farklıdır? A. Can korkusu. Arkadaşlar burada korkunun nedeniyle ilgili, gerekçesiyle ilgili bize bilgi veriyor tamlayan. Dolayısıyla burada tamlayan ve tamlanan arasında neden yani gerekçe vardır diyebiliriz. Can korkusu, ölüm korkusu değil mi? Korkusunun nedeni canı ile ilgili yani ölümle ilgili. Savaş endişesi. Endişenin gerekçesinin savaş olduğunu söyledi. Yine A'da olduğu gibi neden yani gerekçe var tamlayan ve tamlanan arasında. Sınav telaşından sınav telaşı. Şimdi düşünüyorum ne telaşı? Sınav telaşı. Telaşın gerekçesi Sınav. Sınav olduğu için telaşa kapılıyor. Dolayısıyla aynı şekilde arkadaşlar nedenini yani gerekçesini veriyor. Peki hastalığın yorgunluğu demiş. Yine yorgunluğun gerekçesini verdi. Hastalığın dedi. Dolayısıyla hastalandığı için yorulmuş bir neden gerekçe ilgisi verdi. Şimdi dikkat ederseniz belirtili belirtisiz falan diye hiç bakmıyorum ki beni ilgilendirmiyor. Çünkü bana anlam ilgisini aslında e, bulmamı isteyen bir ifade verdi yukarıda. Buna dair de ilerliyoruz. Oturduğumuz apartmanın sorunları derken sorunların gerekçesi apartman değil. Muhtemelen değil, mi? yöneticiler olabilir. Sakinler olabilir. Burada doğrudan arkadaşlar sorunların neye ait olduğunu söyledi. Yani artık gerekçe neden ilişkisi yok. O yüzden burada bir aitlik, bir belirtme durumu söz konusu. Bu yüzden de farklı olan anlam ilişkisi E'de var. Cevap E. Yönelme durumundaki adlar sıfat görevindeki bazı sözcükleri anlamca tamamlayarak sıfat tamlaması kurar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır? A. Aklı başında insandan kimseye zarar gelmez. Arkadaşlar öncelikle yönelme durumundaki adlar dediği için bir ismi mutlaka A-E yönelme halekini alarak kendinden sonra gelen ismi ne olmasını isteyeceğiz biz? Sıfat olmasını isteyeceğiz. E Burada kimseye kelimesi bir zamirdir, yönelme haleki almıştır ama sıfat olma durumunda değil. O yüzden A gider. Paraya düşkün insanlardan oldum olası hoşlanmam cümlesinde para ismi A-E yönelme halekini almış. Bizden istediği bu. Paraya düşkün insanlar derken şuradaki paraya düşkün söz öbeği kendinden sonraki insan isminin sıfatı olmuş. Dolayısıyla evet yönelme durumundaki bir isim ne yapıyor arkadaşlar? Başka bir sözcükle öbekleşerek başka bir ismin sıfatı oluyor. Dolayısıyla bizden istediği B görünüyor aslında. Bu testteki ikinci soru bana çok zor geldi. Bakın bana kelimesi yönelme halekini almış ama bu kelime bir sıfat mı? Hayır değil başka bir ismin sıfatı falan değil. Hava kararmaya başlayınca dar sokakları koşarak geçti cümlesinde hava kelimesi bir sıfat görevinde değil. Kararmaya derken burada da bir ae var ama bunlar sıfat yapmıyor arkadaşlar. Bunlar cümlede zarf yapıyor. Hava kararmaya başlayınca hani ileride göreceğiz. Burası hava kararmaya başlayınca bir zarf öbeğidir. Çünkü arkadaşlar bizim için bir ismi belirtmesi ya da nitelemesi gerekir sıfat olması için. E bakıyoruz burada sıfat falan yok. O yüzden gitti. Öyle bir günde insan arkadaşlarını yalnız bırakır mı? Burada zaten yönelme halekini almış bir kelime yok. O yüzden incelenecek bir ifade de yok. Cevap bu anlamda B. Bu parçadaki altı çizili tamlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci belirtili at tamlaması. Evet arkadaşlar neyin gözü sorusunu sorduğumuzda toprağın gözü diye bize cevap veriyor. Dolayısıyla toprak ve göz ismi bir tamlama kuruyor. Tamlayan ve tamlanan eki alarak belirtili at tamlamasını oluşturuyor. İkinci kurallı birleşik sıfatla oluşmuş. Dikkat özel durumları vardı onların. Kur'an'da birleşik sıfatla oluşmuş bir sıfat tamlamasıdır dedi. Hemen baktım. Evet. Kara gözlü toprak demiş. Sevgili arkadaşlar normalde kara göz kendi içinde bir sıfat tamlamasıdır. Bu sıfata lı-li, lulü yapım eki geldi. Ve bu oluşan yeni unsur toprak isminin sıfatı oldu. Dolayısıyla kendi içinde sıfat tamlaması olan ve ek alan bir öbek başka bir ismin sıfatı oluyorsa kurallı birleşik sıfatlardan biridir. Dolayısıyla bir sıfat tanımlaması yapmıştır? Doğrudur diyeceğiz. Üçüncü, adla sıfatın yeri değiştirilerek dikkat ada iyilik ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Bu da arkadaşlar kurallı birleşik sıfatların bir özelliğiydi. Şimdi ne yapıyor bakalım? Zehir yeşili otlar. Normalde arkadaşlar Yeşil zehirdir değil mi bizim sıfat tamlamamız? Ama ne yapacaksın diyor. Önce bir bunları yer değiştireceksin. Ve yer değiştirmişken tamlanana bir ı, I, i, u, ü iyilik ekini getireceksin diyor. O zaman ne yapacak? Yeşil sonra da olacak. Şimdi artık yer değiştirdiğimizde zehiri başa alıyoruz değil mi? Çünkü yer değiştirmesi lazım. Zehir yeşili. Bakın tamlanan iyilik ekini aldı. Otlar dedi. Dolayısıyla bizden istediği unsur. Aynen gerçekleşti. Dördüncü belirtisiz ad tamlamasıdır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar beyaz hanım elileri belirtisiz ad tamlaması değildir. Bir sıfat tamlamasıdır. Çünkü beyaz kelimesi kendinden sonra gelen hanım eli çiçek isminin niteleyicisidir. Dolayısıyla sıfat ve isim bir aradaysa biz buna sıfat tamlaması deriz. Bu yüzden cevap D görünüyor. E'ye de baktık. Niteleme sıfatıyla kurulmuştur. Beşinci demiş. Doğrudur sevgili arkadaşlar nasıl kokular baygın kokular diyorsunuz buradaki nasıl sorusuna cevap veren baygın kelimesi nitelik bildirir kendinden sonra gelen ismi niteler dolayısıyla 5'te verilen bilgi e ile uyuşmakta cevap D. Bu cümledeki altı çizili bölümlerdeki tamlamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şair elindeki yeni sözcükleri dizelerin bütünselliği için öylesine eritmiş ki bunların her biri başlı başına farklı bir öz kazanmış. Şimdi sevgili arkadaşlar, elindeki yeni sözcükler sözcük ismi iki farklı sıfat tarafından nitelendiği için birdeki sözcük grubu bir sıfat tamlamasıdır. Dizelerin bütünselliği de neyin bütünselliği sorusuna cevap verdiği için bir isim tamlamasıdır. Bunların her biri neyin her biri bunların her biri diyerek tamlayan da tamlanan da zamir olmuş ve zamirler de bir isim tamlamasında tamlayan ve veya tamlanan olabiliyordu. Dolayısıyla burası da bir isim tamlaması. Farklı bir öz derken nasıl bir öz? Farklı bir öz diye iki farklı sıfat tarafından nitelenen ve belirtilen isimler sıfat tamlamasını oluşturur. O halde sevgili arkadaşlar İsim tamlaması olarak biz 2 ve 3'ü yazabiliriz. Sıfat tamlaması olarak da 1 ile 4'ü yazabiliriz. Bu sıralama nerede var bakıyoruz? B'de var. Bu yüzden cevap B.